Arkadaşlar, örgü aşkım, bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle tığ ile başak modelimizi çalışacağız. Ee, şöyle görelim, önü ve arkası aynı olan çalışmamızdan çok güzel battaneler, yelek, ceket ve hırkalar olmakta. Kalın ipleri kullandığımız zaman battanelerde çok daha güzel sonuçlar alınmakta, gayet tok ve dolgun olmakta. Şöyle bakalım. Dilediğiniz örgülerimizde bu çok çok kolay modelimizi çalışabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım kolay gelsin modelimizi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim geriye dönüşümü yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum bir defa çıkarıyorum dolamış olduğum ipimle birlikte ilmeğimi örüyorum sonra kapatıyorum İkili trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak yine aynı yuva içerisine giriyorum başını dolamıştım bir defa bakınız 1 ve 2 2 defa da çekiyorum tığımın başını doluyorum araya zincir çekmeden ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çektikten sonra yeniden tığımın başını dolayarak biraz önceki trabzanımı batmış olduğum yere giriyorum ve 1, iki defa da çekerek örüyorum ve minik V'lerimizi oluşturuyoruz V'mizin ikinci trabzanından sonra zincir çekmeden yeniden tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 dördüncü trabzan içerisine girerek bir trabzan örüyorum. Zincir içerisine giriyorum ve trabzanı örüyorum. 1 2 3 tane zincir aynı yere giriyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4. Zincir içerisine girerek 1 2 defa da örüyorum. 3 zincirimi çektim ve yeniden aynı yere giriyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 3 tane zincir ilavesi ve aynı yuvaya giriyorum. Ve zincirimiz tamamlanana kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. Trabzanlarımızı zincir sonuna doğru örerek geldim. En son bakın 1, 2, 3, 4 tane zincirim kaldı. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Son zincirin üzerine gelerek batıyorum. Burada 3 de olabilir. Hiç fark etmez. En son zincirimize batalım. 3 ya da 4. Evet şu şekilde birinci sıramızı tamamladık. İkinci rengimize geçelim. İkinci rengimiz olarak griyi örmek istiyorum ve son kapatmayı yapmayalım. Bakınız bir defa çektim. İkinci çekmeyi diğer rengimle yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doladıktan sonra bakınız V yapmıştık. Bir önceki kırmızı sıramızda. V'mizin her iki trabzanı ördüğümüz ortak zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve biraz şöyle yukarıya doğru asılarak yani sıkıştırmayacak derecede trabzanım örüyorum. Araya 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine tığımın başını dolayarak aynı zincir gözüne, şuradaki göze girerek batıyorum ve biraz uzatıyorum ki burada sıkışıp büzülmesin örgümüz. 1 ve 2. Şöyle görelim. Evet yine araya zincir çekmeden devam ediyorum. Alttaki zincir gözü içerisine bir defa başını doladığım tığımı giriyorum ve biraz uzatıyorum. 1 1 2 3 zincir ilavesi ve aynı gözün içerisine giriyorum. Biraz uzatıyorum ve örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yine zincir gözünün içerisine giriyorum. Uzatıyorum. 1 ve 2. Arada 3 zincirimiz ve aynı yuva içerisine girerek trabzanımızı örelim. Araya zincir çekmeden şu minik gözün içerisine girerek uzatıyorum 1 ve 2. 3 zincir ve tekrar aynı göz içerisine batıyorum. Sıra sonuna doğru bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son V'mi yaptım. Şurada köşede görmüş olduğumuz zincirimizin olduğu bölüm var. Tığımın başını doluyorum hemen V'min kenarındaki zincire batıyorum ve buradan zincirin şöyle içine girelim. 1 ve 2. Evet gri ipimizle başa kadar geldim. Şimdi kırmızı rengimizin olduğu tarafa geçiyoruz. Gri ipimiz orada kalıyor. 3 tane zincir çekmiştik bakınız. 3. zincir üzerine gelerek batıyorum ve kırmızıma arasından geçiriyorum. 1 2 3 zincirimizi yeniden çekiyoruz. Tığımızın başını dolayarak artık bir önceki sırada örmüş olduğumuz 3 zinciri şuradan kavrıyoruz Bakınız 3 zincirimizin altından girerek kırmızıdan yani kırmızıyı kırmızıyla örüyorum. Biraz ipimi uzatıyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere kırmızımın altına giriyorum ipimi alıyorum 1 ve 2 araya zincir çekmeden hemen yandaki 3 zincirimi şöyle altından girerek yukarıya doğru kavruyorum 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yere girerek örüyorum 1 ve 2 tekrar alttan giriyorum kırmızımı 1 ve 2 zincirimiz ilave edip aynı yuva içerisinde örüyoruz. Kırmızımızı, kırmızımız, kırmızı rengimizi alarak örüyoruz. 1 2 3. İki renkli kullanılabilen bir çalışma oluyor çalışmamız. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Kırmızı rengimizde örerek geldim. Şimdi tığımın başını doluyorum. En son gri'den olan ilmeğimin içine giriyorum şu şekilde çıkıyorum sadece bakınız. 1 ve 2. 2 defa ördüm ve kırmızı rengimi tamamladım. Şimdi gri rengimi alıyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bu kez gri ipimizin yani gri rengimizin zincirinin altından kavrayarak 1 ve 2. 3 zincirimiz 1 2 1 ve 2 3 zincir aynı gri'nin altından giriyoruz ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 Şöyle görelim. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet gri rengimizde de sona kadar örerek geldim. Tığımın başını doluyorum ve en sondaki zincirin üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde gri rengimizi yeniden tamamladık. Kırmızı ipimizin olduğu yöne geliyorum. Şöyle zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına gelerek şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Kırmızı rengimi 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak yine kırmızıdan alarak aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 3 zincir. Evet, her rengi kendi rengi içerisinden çıkartarak örüyoruz. Biraz büyütelim sonrasında yeniden görüşelim. Modelimi biraz büyüttüm ve e, büyümüş haliyle de şu şekilde bakmaktayız başaklarımıza. Arkasını çevirdiğimizde de arkasında da e, tıpkı önüyle birebir Modelimizi görmekteyiz. Gayet güzel bir model çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki çalışmamıza kadar sağlık, mutluluk, huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.